Dolayısıyla Türkiye büyük bir mesafe kat etti. Büyük bir ilerleme kaydettik. İşte kişi başına milli gelirimiz belli bir şeye geldi. Asgari ücretimiz 10 yılda 180 liradan bugün 1000 liraya geldi. İlerleme kat ediyoruz. Ama bu kat ettiğimiz ilerlemeye baktığımızda artık bu bizim insanımıza yeterli gelmiyor. Bizim insanımız dünyadaki en müreffeh, insan haklarında, ekonomide, bilimde en ileride olan ülkelerdeki seviyeyi kendine layık görüyor. Diyoruz ki biz neden bir İngiltere'deki, Amerika'daki, Almanya'daki, Singapur'daki gibi bir refah seviyesine sahip olmayalım? Bunu biz ciddi olarak, bütün Türk insanı olarak biz kendimize soruyoruz ve bulunduğumuz gelişmişlik seviyesini geçmişteki çok daha kötü durumumuza bakıp kendimiz için yeterli görmüyoruz. Bizim de misyonumuzu işte bu arzu ettiğimiz gelişmiş, kalkınmış, güçlü ama gücüyle insanları itip kakan değil, zayıfın arkadaşı olan bir Türkiye'ye nasıl ulaşabiliriz'e cevap aramaya çalışıyoruz. Benim de bugün sizlerle yapmak istediğim sohbet bu konudadır. Dolayısıyla ben Türkiye'de yapılan her şey iyidir, güzeldir demekten ziyade biz nasıl dünyada bizim insanımızın da diğer bütün insanlar gibi layık olduğu kalkınmışlık, gelişmişlik seviyesine varırız. Onu irdelemek istiyorum. Değerli dostlar, elektronik mühendisi olmaktan her zaman gurur duydum. Dünya bir daha gelecek olsam yine elektronik mühendisi olmak isterdim. Ben üniversiteleri gezdiğimde, bilhassa gelişmiş, iyi durumda olan üniversiteleri, bizim üniversitelerimiz gibi değil maalesef. Bu yok düzeni altında inim inim inleyen 1980'den beri üniversite sisteminde değil. Ama mesela doktora yaptığım Caltech'teki üniversite sistemini gidip gezdiğim zaman, orada yapılan araştırmaları gördüğümde diyorum ki keşke bir doktora daha yapsam. Bilim gerçekten çok güzel bir şey. Yani bilim insanlığın refahı için, mutluluğu için çok güzel bir araç. Ve bunu kavrayan toplumlar, bunu kavrayan hükümetler, bunu kavrayan bilim toplum, sivil toplum kuruluşları, bunu kavrayan sanayiciler muvaffak oluyorlar. Artık biz ülkemizin geldiği bu noktada varmak istediğimiz işte 2023 hedefleri diyoruz, daha başka hedefler diyoruz, muhalefet onları bazen yetersiz buluyor. Çok güzel bir şey bu. Yani biz hedeflerimizi yüksek koymamız lazım ve bu hedeflere gitmek konusunda da herkesin değişik projeleri, yolları, yöntemleri olması lazım. Ve demokrasinin gereği olarak halkımızı kim ikna ederse onların verdiği oylarla o yüksek hedeflere, yani hedef halkımızın refahı, mutluluğu ve ülkemizin bağımsızlığı, güçlü olması lazım. Bu yönde yaptığımız çalışmalarda elektronik mühendisliği ve elektronik sektörümüz birçok açıdan çok önemli. Benden önceki konuşmacılar da değindi. Elektronik mühendisliği artık 30-40 sene önce bizim Duran hocamızın talebesi olduğumuz zamanki meslek değil. O zamanlar maden mühendisliği maden mühendislerinin alakalarıydı. Makine mühendisliği makine mühendislerinin işiydi. İşte inşaat mühendisliğinin elektronik mühendisliğe pek bir alakası yoktu. Ama bugün geldiğimiz noktada her ne yapıyorsanız yapın, sosyal bilimler de olsa, maden mühendisliği de olsa, makine mühendisliği de olsa elektronik mühendisliği ve tabii onun bir parçası olan bilgisayar mühendisliği onun içinde olması lazım. Ne kadar çok akıllıysa bir şey, o kadar daha iyi oluyor, o kadar daha kaliteli oluyor ve o kadar daha çok katma değeri oluyor ve para ediyor. Yani bizim mesleğimiz artık bütün mesleklerin ruhu haline geldi. Elektronik mühendisliğinin olmadığı hayatın artık herhangi bir parçası kalmadı. Mezarlıklarda bile artık GIS konuyor,
insanlar internet üzerinden işte gidip mezarını ziyaret ediyor, babasının, dedesinin mezarını görebiliyor. Bu tip hizmetler var. Yani beşikten mezara kadar hayatın her şeyinde artık elektronik var, internet var ve bilgisayar var, bizim mesleğimiz var. Elektronik mesleği kendi içinde de çok önemli bir meslek ve bütün meslekleri etkileyen bir meslek ve ekonominin bütün altyapısını sağlayan bir meslek. Artık eskiden olduğu gibi bobin, kondansatör, direnç, bir trafodan ibaret bir elektronik sistemden bahsetmiyoruz. Bütün elektronik sistemlerin içinde mutlaka bir prosesör var, gömülü yazılım var. İşte bunlar o sistemi akıllı hale getiriyor. Artık o da yetmiyor. Bütün elektronik sistemlerin haberleşme yeteneği olmaya başladı. Internet of Things dediğimiz şey. Yani bizim okuduğumuz zaman İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bizim bölümün adı elektronik ve haberleşme mühendisliğiydi. Tabii bu vizyonla mı o isim konuldu bilmiyorum o zaman ama haberleşmeyle elektronik artık her elektronik şeyde neredeyse buzdolabı da olsa, fırın da olsa her şeyin artık bir haberleşme yeteneği oluyor ve internette bağlı hale geliyor. Dolayısıyla gittikçe her şey, elektronik olan her sistem gelişiyor ve daha akıllı ve internete bağlı hale geliyor. Baktığımızda bizim ülkemizde teknolojiye karşı halkımızın çok büyük bir merakı var. 90'larda başlayan 2G mobil haberleşme GSM sistemi umulanın çok ötesinde başarılar sağladı. Beklenen abone sayılarının 10 katı, 100 katı abonelere ulaşıldı. Ve baktığımızda yine bu aradan geçen 25 senede biz belki 50 milyar dolar ülke olarak mobil haberleşme için para harcadık. Fakat biz bu mobil haberleşme sektörüne yaptığımız harcamayı bir kaldıraç olarak kullanamadık. Yani geçtiğimiz 25 senede sadece bir tüketim toplumu olduk. Baz istasyonlarımızı ithal ettik, cep telefonlarımızı ithal ettik, onların yazılımlarını ithal ettik, her şeyini ithal ettik. Ve bu ekonomimize binbir emekle üretip sattığımız, ihraç ettiğimiz düşük katma değerli ürünler karşısında elde ettiğimiz döviz gelirini çok cömertçe biz teknoloji ithal etmek için kullanmaya devam ediyoruz. Bizim mutlaka yerli sanayiyi uygun bir şekilde destekleyip yerli girişimciyi, üniversitelerimizi hep birlikte çalıştırıp bu oyunda sadece tüketici rolünde değil, üretici rolünde de ve ihracat yapan rolde de kavuşturmamız gerekiyor. Bu açıdan bugünlerde çok popüler olarak söz konusu olan 4G ve daha sonra gelecek olan 5G konusu çok önemli ve oyunda belirleyici role sahip olan bir konumda. Bizim bu 4G bakanlık olarak bakışımız 4G konusunda bizim mutlaka üniversitelerimizin, girişimcilerimizin, sanayicilerimizin burada önemli bir rol oynamasını sağlayacak şekilde ekosistemi oluşturmamız gerekiyor. Bu açıdan zaten bir adım atılmıştı. Aselsan, Netaş ve Argela işbirliğine 50 milyon dolarlık bir fon temin edilmiş ve onların bir altyapı çalışmasını, baz istasyonu geliştirmesi için, 4G için bir destek sağlanmıştı. O belli bir yere geldi. Yalnız bu tabii yeterli değil. Yani biz 4G'ye işte bu yapılan ULAK projesi dediğimiz projedeki çalışmayla geçebileceğimize dair bir kanaati değiliz. Bunun daha da geliştirilmesi lazım, desteklenmesi lazım ve bunun gibi başka projelerin de ortaya çıkması lazım. Ve genel olarak ekosistemin beslenmesi lazım. Bizim bilhassa 5G konusunda, 4G için artık geç kaldık ama 5G konusunda Türkiye'de teknoloji geliştirilmesi, bir patentlerin elde edilmesi ve dünyadaki bu 5G konusunda belirleyici rolü oturacak bir girişimci, bir altyapı, girişimci altyapısı oluşturmamız şart. Ve bunu kullanmamız lazım bizim. Bu konuda
Attığımız adımlardan bir tanesi de biraz önce bahsettiğim, biz Yiteli yine Duran hocamızın, Duran hocam sağ olsun beni en çok arayan ve bu konularda adımlar atılması için bana hatırlatan hocamız. Yiteli biz savunma sanayiyle de işbirliği yaparak şirketleştirme kararı aldık bakanlık olarak. Ve önümüzdeki süreçte şu anda onun çalışmalarını yapıyoruz. Yiteli'nin çekirdeğini oluşturacağı bir şekilde artık biz Türkiye'de çip üreten bir tesis kuracağız. Bu karlı olmayabilir. Doğrudan bir yatırım olmayabilir. Çünkü çok büyük uluslararası üreticiler var. Bu konuda çok geç kaldık. Yani biz çip üreterek doğrudan gelir elde edemeyiz. Ama ona baktığımızda İstanbul'da inşa ettiğimiz Marmaray projesi 5 milyar dolarlık bir yatırım. Bunun bilet paralarından yani sattığımız biletlerini elde ettiğimiz gelirlerle bunu 40 yılda kendini amorti ettiğini görüyoruz. Doğrudan geliriyle. Veya Ankara-İstanbul hızlı treninin 50 yılda kendisini amorti ettiğini görüyoruz. Ama bunların ikinci önemi, etkileri ve ekonomiye katkıları bu birinci katkılarından çok daha fazla. Yani sizin güzel bir ulaşım altyapınız olmazsa sanayiniz gelişmez. Turizminiz gelişmez. Ekonominiz genel olarak gelişmez. Dolayısıyla çip fabrikasına da biz böyle bakıyoruz bakanlık olarak ve hükümet olarak. Bu hükümet politikası. Yani biz çip üretimine mutlaka girmemiz lazım. Çünkü öyle bir yere geliyor ki sizin bir savunma sanayi ihtiyacınız için bir çip tasarımı yapıyor bizim çocuklarımız. Bunları ürettirmeye kalktığınızda üretici şirket size böyle sayfalarca cevap vermeniz gereken sorular önünüze koyuyor. Ve bu sorularda işte askeri amaçla kullanılmayacak, şu amaçla kullanılmayacak, şu ülkelere ihraç edilmeyecek gibi elinizi kolunuzu bağlayan şeyler var. Biz çip fabrikamız olduğu zaman yine yurt dışında üretim yapıldığında eminim bu soruların çoğu sorulmayacaktır. Belki hiçbirisi sorulmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin stratejik öncelikleri açısından mutlaka çip üretimine geçmemiz gerekir ve bu kararı verdik. İkincisi, Türk sanayinin gelişmesi için de, Türk elektronik mühendisliği eğitiminin gelişmesi için de bu lazım. Biz bu fabrikanın kurulmasıyla birlikte TÜBİTAK'tan şöyle destekler vereceğiz. Diyeceğiz ki sanayicimize, siz çipinizi geliştirin, bu yaptığınız üretimlerle ilgili çip tasarımı yapın, bunu geliştirin. Bunun deneme üretimini, numune üretimini biz TÜBİTAK olarak destekleyeceğiz. Böylece veya okullarda elektronik mühendisliği eğitimi gören çocuklara belki sizlerin demeniz lazım ki elektronik mühendisliği bölümleri olarak sen mezun olmadan önce mutlaka bir çip tasarlaman lazım. Ve bu çipin üretimini biz yerli çip fabrikamızda TÜBİTAK finansmanıyla yapacağız. Böylece elektronik mühendisleri mezun olurken çip tasarlamış ve tasarladığı çipi üretip çalıştırmış bir mühendis olarak mezun olabilecekler. Ve bizim bu şekilde yetenek geliştirici bir altyapıyla hem elektronik araştırmalarımızı, hem elektronik öğrenimimizi ve hem de elektronik sanayimizi önemli bir gelişme sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Değerli dostlar, bizim bu dünyadaki son derece rekabetçi sanayide ve biraz da elektronik ve bilgisayar mühendisliği sahasında 9-5 mantığıyla ürün ve hizmet geliştirerek rekabet etmemiz mümkün değil. Bizim TÜBİTAK'ta verdiğimiz hizmeti yenilememiz lazım. TÜBİTAK'ın artık üretici olmaktan çekilmesi lazım ama üreticileri destekleyen yapısını, girişimciliği destekleyen yapısını kuvvetlendirmemiz lazım. Dolayısıyla 9-5 mantığıyla değil, o işleri TÜBİTAK'ta yapan arkadaşlarımız, bizim kardeşlerimiz icabında günde 18 saat çalışarak gerektiğinde o işleri yapabilmeleri lazım. Yani devlet memuru mantığıyla bilim üretilmesi artık günümüzde mümkün değil. Dolayısıyla biz daha çok özel girişimcinin önünü açan ve dünyayla rekabet edecek bir yapıya kavuşturacak şekilde yeni reformlar yapacağız. Tabii bunu yaparken bizim PTT Arla'yı kaybettiğimiz, TeraTaş'ı kaybettiğimiz gibi değil,
güçlendirecek bir şekilde bunu yapacağız. Yani yine devletin orada kontrolü ve ağırlığı olması lazım. Bunları asla uluslararası büyük şirketlerin yemi haline getirecek hale getirmememiz lazım. Bu bilinçle bizim Türkiye'nin önünü açmamız lazım. Yani bizim girişimcilerimiz mesela gece gündüz çalışıp, gerekiyorsa günde 24 saat çalışıp şu 4G altyapısının kurulmasında bizim Türk girişimcilerinin, Türk şirketlerinin mutlaka söz sahibi, ağırlıklı söz sahibi olması lazım. Biz de devlet olarak bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Mesleğimizin genel gelişimi hakkında da birkaç kanaatimi söylemek istiyorum. Değerli dostlar, mesleğimizle ilgili çok önemli gelişmeler oluyor. Bunlar her sene olmaz. Paradigma değişikliğine yol açacak bazı gelişmeler oluyor. Bunlardan bildiğim kadarıyla sizlerle paylaşmak istedim. Hafıza teknolojileri konusunda olmakta olan, bugünlerde olmakta olan gelişmeler, bilgisayar mühendisliği ve elektronik mühendisliğini 2020'lerden itibaren paradigma değişikliği seviyesinde değiştirecek etkilere sebep olacak. Baktığımız zaman bellek teknolojilerinde var olan ürün ailesinde bizim non-volatile memory olarak baktığımızda flash var. Flash çok zor bir teknoloji ve güvenilir bir teknoloji değil. DRAM diye bir bildiğimiz teknoloji var, bilgisayarlarda kullandığımız. Bu da volatile bir teknoloji. Yani uzun süre kaydedemiyorsunuz. Hard disk var, çok yavaş yazılıp okunuyor. 300 milisaniye, 200 milisaniyelerde en iyi ihtimalle. Memory teknolojilerinde yeni bir gelişme var. Memory store dediğimiz veya fast change memory dediğimiz bir gelişme var ve bu da 2010'lardan sonra ortaya çıktı. Burada ortaya çıkan şey şu. Çok ucuza nanosaniye seviyesinde hızla yazıp non-volatile olarak yazıp okuyabileceğimiz yeni bir memory çıkıyor. Laboratuvar ortamında da gerçekleştirildi. Bunun etkisi şu olacak. Bilgisayarlarda 16'lık bir 16'ya kadar giden bir memory hiyerarşisi var. İşte DRAM'dan başlayıp hard disk'e kadar giden cache, RAM vesaire böyle bir memory hiyerarşisi var. Bu memory store'un ve phase change memory'nin çıkmasıyla önümüzdeki yıllarda bunun piyasaya çıkmasıyla artık bu 16'lık hiyerarşi atılıyor. Onun yerine universal memory dediğimiz yeni bir kavram geliyor. Bu universal memory'de artık hard disk yerine de bunu kullanacaksınız. DRAM yerine de bunu kullanacaksınız. Ve çok ucuz bu. Dolayısıyla Hewlett Packard şirketi, bunlar da tabii önde gelen girişimcilerden birisi bu, Amerikan HP şirketi. Bunlar The Machine dedikleri yeni bir bilgisayar mimarisi ortaya koyuyorlar. Ve bunu da dünyaya ilan ettiler. Artık işte RAM, cache vesaire vesaire değil, memory ve prosesör olacak. Dolayısıyla ortaya çıkan yeni bilgisayarda telekomünikasyon, yani bilgi iletişimi fotonlarla yapılıyor. Bu memory store'de memory iyonlarla yapılıyor. Enerji de elektronlarla taşınacak. Artık her şey böyle baslarda, veri ağlarında tıkanan bir şekilde değil, çok güçlü ve verimli bir hale geliyor. Bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz? Bir bilgisayarda harcanan enerji %20'ye iniyor ve bilgisayarın gücü 10 katına çıkıyor. Bu her şeyi temelden değiştiriyor. Tabii burada yapılacak, bilim dünyasını yapacak çok işi var. Yeni operating sistem lazım. Yeni programlama dilleri lazım. Ve bununla ilgili işte bu işte fotonlarla nasıl haberleşme yapılacak? Bunlarla ilgili altyapıların ve teknolojilerin geliştirilmesi lazım. Bizim bilim dünyamızın, bilhassa üniversitelerimizin bu konuya acil olarak eğilmesi lazım.
Bununla ilgili biz de bakanlık olarak belki TÜBİTAK ve bazı üniversitelerle birlikte de bazı yoğunlaşma merkezleri oluşturmayı düşünüyoruz. Sonuç olarak 2009'larda başlamış olan bulut bilişim ve bunun ortaya çıkarttığı çok büyük data center ihtiyaçları ortadan kalkacak. Olacak olan şu, artık bütün bilgiler büyük data center'larda değil, distributed olarak binlerce baz istasyonundaki bu yeni nesil bilgisayarlarda saklı olacak. Çünkü baz istasyonlarına konulacak olan bu yeni bilgisayarlar her birisi bir server kadar güçlü olacak. Bilgi distributed olarak milyonlarca baz istasyonu ve başka uç birimlerde saklanacak ve bulutta saklanan sadece neyin nerede olduğu bilgisi olacak. Çünkü hali hazırda devam eden data center yaklaşımı sürdürülebilir değil. Benden önceki konuşmacı da belirtti. Bu gidişle bizim 5-10 sene sonra dünyada bu gelişmeyi destekleyecek olan data center için gerekli elektrik ihtiyacını bizim bu gezegende sağlamamız mümkün olmayacak. O kadar hızla büyüyen bir data center ihtiyacı var. Amerika'da mesela göllerin altında data center kuruyorlar. Çünkü çok ısı üretiyor. Bilgisayarlardaki bu enerji harcaması müthiş bir enerji çukuruna dönüştü. İşte bu memristörün memory teknolojilerindeki bu belki ya ne olacak canım bir tane daha memory diyecekten çok daha önemli olarak dünyada bilgisayar mühendisliğini, elektronik mühendisliğini temelden değiştirecek bir etkiye sahip oluyor. Ve bu etkiyle 5 yıl sonra, 10 yıl sonra artık cep telefonları da tamamen değişecek. 5G'de kullanılan bütün o Internet of Things dediğimiz o Things'lerin olduğu yerde oradaki embedded sistemlerin yapısı tamamen değişecek. Ve bizim Türkiye olarak burada yine tüketici, sadece tüketici satın alan konumdan kurtulmamız lazım. Mutlaka bu teknolojilerin bir parçası olmamız lazım. Hala geç kalmış değiliz. Ben de burada uyarıcı olarak, bilim adamı olarak uyarıcı vazifemi yapıyorum. Ve bunu her gittiğim yerde de söylüyorum. Bizim bir an önce mutlaka bu konulara eğilmemiz lazım. Bilim dünyası olarak, iş dünyası için bile çok erken değil. İş dünyası bile buna bakmaya başlayabilir. Bunlara şimdiden bakan ileride bu konudan hem para kazanır hem de ülkemize zenginlik getirir. Ve çok önemli olacak bu. Tabii bir sonraki devrim de pil teknolojilerindeki yine devrim olacaktır. O konuda da çok önemli çalışmalar var birçok dünyadaki araştırma merkezinde. Ve düşünün ki bugünkü pil teknolojisine nazaran 5 katı 10 katı fazla enerji depolayabildiğiniz piller geliştirildiğindeki o yönde çalışmalar var. Dünya ne hale gelecek? Artık petrol ve bu petrolün yarattığı kirlilik ortadan kalkacak ve her şey çok daha kritik hale gelecek. Ben daha fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bu açılış konuşmasında aranızda vesilesi aranızda bulmaktan dolayı çok memnunum. Bu kurultayın Türk elektronik sanayinin ve Türkiye'nin kalkınması için ışık tutucu bir şekilde gelişmesini ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Kavranoğlu'ya açılış konuşması için teşekkür ediyoruz. Çağrılı bildirgeleri arz ediyorum. Kurultayımızın dünyada elektronik sanayi, örnek ülkelerin hedefleri, stratejileri, modelleri ve destekleri konulu ilk oturumunda çağrılı bildirisini sunmak üzere Sayın Sıddık Yarman'ı sahneye davet ediyorum. Aslında sevgili bakan yardımcımız, sevgili Volkan Bey bana söyleyecek fazla bir şey bırakmadı. Bir defa şunu söyleyeyim hemen. Ben bugünkü toplantıya gelmekten ayrıca çok büyük keyif aldım. Şimdi sunumumu açacağım. Burada bir yerlere koymuştuk galiba, var mıydı? İzin verirseniz şunu kapayım ben. Şimdi... Ha, vallahi sevgili hocam, tabii o da olur.
En azından ben şu sunuya başlamadan önce Davut Hoca'yı gönderelim bize ama ben çok ciddi bir memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İklimler değişti. Bir kalkıyoruz kar yağıyor. Başımıza dolu yağıyor. Ondan sonra birazcık vakit geçiyor. Bakıyoruz güneş açmış, bahar gelmiş, yaz olmuş, millet denize giriyor. Şimdi inanır mısınız son günlerde özellikle şu dönemde televizyonları açtığımız zaman sesi kısılmış politikacıları dinliyoruz. Zaman zaman kendimize ya bu memlekette akıl tutulması mı var diyoruz. Ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcımız sevgili Davut Kavranoğlu geliyor burada bir konuşma yapıyor. Aman Allah'ım şu memleketin haline bak ne kadar ileri gitmişiz. Bir bakan yardımcımız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yön veren bir beyin gerçekten dünyanın en ileri teknik akıllarından bir tanesi. Bu hakikaten gerçekten çok mutlu oldum sevgili Davut Kavranoğlu hocam, sevgili Teknik Üniversiteli kardeşim, sevgili bakan yardımcım. İşte ülkedeki bilim ve teknolojinin gelişmesi tepeye doğru yönetimde yer alan insanların akıllıyla, eğitimiyle inanın inanmayın ama doğru orantılı. İnşallah senin gibilerin sayısı çoğalır hocam. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Biz sana izin verdik. Ahmet Tarık Uzunkaya, hoş geldin. Evet, çok değerli hazırım, sevgili hocam, sevgili arkadaşlar. İlk konuşmamda tamamen TESİD'i tanıtıcı çok kısa bir konuşma olmasına özen gösterdim. Şimdi sevgili Mustafa Dayanıklı hocam dedi, dünyada elektronik sanayi örnekler, örnek ülkelerden hedefler, stratejiler, modeller, destekler nasıl olacak?